İplik ile bağlayacağız. Bu çünkü haşlanacak, saatlerce buharda pişecek. O yüzden dikmemiz gerekiyor. O yüzden gerekiyor. Bunu dikmemiz lazım. Bu harcımızın dışarı akmaması lazım. Dikiyoruz şimdi. Bir de bunu mühürleyeceğiz. Yani bu lezzeti içine hapsedecek. Dışarı akmasın diye. Şöyle evet, onu çok merak gördüğünüz ediyorum. Gibi. Ustam şu kemiği kaldırmak doğru. İstiyorum ben ya. Tabii, kaldırayım tabii, mı? Tabii. Bakın. Harika. 3, 2, 1. Şov başlasın. Oo. Bıçağın sesini duyuyoruz. Usta olmak böyle bir şey değil mi? Tabii. Yani 30 yılını boşuna vermemiş demek yani ustamız bu işe. Sadece... Ustamız 30 yılını bu işe vermenin karşılığında bu şekilde harika seslerle, harika şovlarla gerçekleştiriyor. Sadece evet laf olsun diye yapmıyoruz bu işi. Yıllardır seviyorsunuz da. Severek yaptığımız için zaten başarılı oluyoruz. Şöyle duman üstünde gördüğünüz gibi. Of. Bakın şöyle eritme nasıl oluyor? İşte bu şekilde oluyor. Ustam çok şöyle güzel oldu. Bakalım efendim erimiş mi? Hakikaten olmuş mu? Erimez mi? Bakar mısınız? Saatlerce fırında pişti bu. 4,5 saat. Şöyle bakın. Bakın etler dana eti olduğu için böyle duruyor, canlı duruyor. Bu ustam. Harcımız efendim. Sembüsek için hazırladığımız harç. İçinde kıyma bahsettiğimiz gibi, az önce bahsettiğimiz gibi. Kıyma, az yağlı kıyma. Az yağlı kıyma. Ondan sonra soğan var. Evet. Soğanı da bıçakla çekiyoruz. Makine değil. Makine olduğu zaman acıtıyor. Bakar mısınız şöyle? Uf çok güzel. Dumanın üstünde böyle. Sembuseklerimiz hazır. Yayıyoruz. Etrafı yayıyoruz efendim. Etrafını da yumurtanın sarısıyla şekillendireceğiz. Böyle güzel kızarması için. Maltepe'de Mardin lezzetlerini tatmak için Erkan ustamızın yanına geçiyoruz. Buyurun hep beraber mutfakta neler yapacağız görelim. Maltepe'de harika bir restoranda çok usta biriyle birlikteyiz. Erkan usta çok eski, çok kıdemli bir ustamız. Bizi davet etti. Bu restoranta gelin, sizinle birlikte Mardin lezzetlerini tadalım istedi. Hem Erkan ustamızı tanımak istiyoruz, hem mekanla ilgili bilgi almak istiyoruz, hem de lezzetlerden bahsetmek istiyoruz. Tabii efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Bu fırsatı verdiğiniz için bize. Biz yaklaşık 6 senedir Maltepe'de bu sektörde hizmet veriyoruz. Yöresel lezzetlerimizi sunuyoruz misafirlerimize. Biz müşteri gözüyle bakmıyoruz misafirlerimize. Misafir olarak ağırlıyoruz, misafir diyoruz. Çünkü bizim için tüm misafirlerimiz önemli. Kıymetli. Onun için en güzel nasıl sunarız, ne yapabiliriz? Onu araştırıp misafirlerimize sunuyoruz lezzetlerimizi. Tabii Mardin mutfağı, Güneydoğu mutfağı, yani bir de Arap mutfağıyla harmanlaşıp aslında böyle çeşitli baharatlarla yapılan harika muhteşem lezzetler var. Mesela bizde alucye var. Alucye erik yanisi gibi mayhoş, acı. Yani farklı bir mutfak ya. Gerçekten yani iş yapmak lazım. Tatmak yani, gerekiyor. Tatmak lazım. Ne desek anlatmak boş olmaz yani. Diyor. Geleceksiniz Maltepe'de mekanımızı ziyaret edeceksiniz. Bizim lezzetlerimize güvenip onların tadına bakacaksınız diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Yemediğimiz ürünü asla misafirlerimize sunmuyoruz. Özellikle tüm ürünlerimizi sabah erkenden başlayıp tadına bakıp o şekilde misafirlerimize sunuyoruz. Yani yemediğimizi yedirmiyoruz. Mutfağa geçince çok merak ediyorum neler yapacağımızı. O lezzetlerin aynılarını acaba tadabilecek miyiz? Ustam isterseniz aşağı inelim. Tabii. Mutfağımıza geçelim. O lezzetlerin tadına bakalım. Tabii efendim, hem yapalım, aynen. Hem konuşalım, hem sohbetimize devam edelim. Aynen öyle yapalım efendim. Hemen başlıyoruz. Teşekkürler. Biz mutfağa geçiyoruz.
mutfağımıza geçtik. Mardin yöresinin harika yemeklerinden ilk önce ne yapacağız usta? Kaburga dolması. Kaburga dolmamızı yapacağız. Hazırlayacağız. Ustam hem malzemeleri sayalım isterseniz, hı hı, hem de nasıl yapılıyor eminim çok heyecanla bekliyoruz hepimiz. Tabii çünkü. Efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bulduk. Şimdi bu gördüğünüz 3 kişilik kaburga dolması. Hı hı. Kuzunun kafes üst tarafı. İç harcımız malzeme olarak pirinç, yeni bahar, badem, et. Biz, hı hı, her şeyde et kullanıyoruz genelde Mardin mutfağında. Olmaz etin içine bile et koyuyoruz. İşte karabiber, defne yaprağı. Şimdi beraber hazırlayacağız kaburga dolmamızı sizler, evet, için. Hı hı. Buyurun. Ne yapacağız ustam? Sıralamamız nedir mesela? Sıralama şimdi pirinç. Yıkadık pirincimizi. Pirincimizi yıkamışız. Yarım haşlanmış pirinç. Hı hı. Yarım haşlanmış. Ondan sonra bademimizi koyuyoruz, evet, içine. Ustam isterseniz, hı, eti biraz itelim şöyle. Tabii. Burada güzelce karıştıralım işte, olur mu? Öyle de olur. Öyle de olur efendim. Çünkü biz temizledik, hazırladık tabii, her şeyimizi. Tabii efendim. Böyle yapalım. Şimdi yeni bahar atıyoruz biraz. Yeni içine baharımızı ekledik. Bademi döktük. Şimdi etimizi de dökeceğiz. Evet. Etin içine et. Tabii etin içine et. Biraz şöyle maydanoz koyuyoruz. Hı hı. İsteğe göre karabiber. Tane karabiber. Tane karabiber. Hem beyaz hem siyah. İkisinden koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Ustam hem yapıyoruz, hı, hem de biraz da kendinizden bahseder, tabii, misiniz? Kaç yıldır bu işletme var? Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum. Bu işletme yaklaşık 6 senedir faaliyette. En güzel şekilde lezzetlerimizi millete sunuyoruz. 6 yıldır buraya gelen müşteriler hep biliyorlar ki burada, tabii, belli ürünlerimiz var. Müdavimlerimiz o ürünleriniz var, nedir mesela? Biz buraya 6 yıldır geliyoruz, her seferinde yememiz gerekiyor mesela. Başlıca olmasa olmazımız kaburga dolması. Bu bölgenizde özel bir yemek mi? Bu Güneydoğu mutfağına has bir yemek. Hı hı. Kuzunun kafes tarafından yapılıyor. Saatlerce pişiyor. Bir de, evet, bununla beraber pişmek lazım. Öyle sadece eti pişirmekle olmuyor. 30 ağır yıllık ateşte bir geçmiş var, tabii, değil mi bunu, tabii, pişirirken? Onu, tabii, da yaşıyoruz. Efendim. Şimdi tabii, biz bunu katıyoruz, dolduracağız herhalde. Evet efendim. Şimdi daha önce açtığımız şöyle güzelce şey yapıyoruz. Bunu dolduruyoruz şimdi malzememizle. Mardin mutfağında baharat çok kullanılıyor mu? Yani bir Antep gibi, bir Adana gibi çok acı kullanır mısınız mesela? Yani bizde baharat tabii ki çünkü İpek yolu bizden geçiyor, bizim oradan geçiyor, Mardin'de geçiyor, hı hı, ve baharatın önemi çok fazla. Çok fazla. Ama bizde tatlı, mayhoş böyle sadece acı değil de harmanlama yapıyoruz. Çok fazla lezzet. Kültür farkı, kültür var farkı bizde. Birçok mezhepten insan var. Evet, var. Hepsi kardeş bir şekilde, güzel bir şekilde. Tabii herkesin yemekleri var. Herkesin de katkısı bir araya gelince ne oluyor? Ortaya bir güzel bir şey ekşi çıkıyor. Ekşi dediniz, acı dediniz, hı, tatlı dediniz. Çok fazla karışım var diyorsunuz. Yani tabii, bunların da hepsi, hı, yemeklere aksediyor yemeklere tabii. Yemeklere yansıyor tabii, yansıyor ki ister istemez. Bu da tabii ki lezzeti daha da ortaya çıkarıyor. Kesinlikle. İki katına çıkarıyor belki tabii diyelim ki, değil mi? Tabii ki. Şimdi biz kaburga dolmamızı hafif haşlanmış pirincimizle birlikte bademimiz, yeni baharımız, karabiber ve beyaz biberimiz, biraz maydanoz, biraz tuzla harmanladık. Harmanladık. Etimizin göğüs kafes kısmını, kuzu etimizin kafes kısmını aldık. O kısmından ufak bir yarı kaçtırdık değil mi? Siz, evet, açtınız ama evet, normalde efendim, biz evlerimize, kasaplarımıza yaptırabiliriz. Tabii efendim. Şimdi lezzet sarmalı yapıyoruz. İplikle şey yapıyoruz, bağlayacağız. Bu, hı hı, çünkü haşlanacak, saatlerce buharda pişecek. O yüzden dikmemiz, o yüzden gerekiyor. Bunu dikmemiz lazım. Ve bu harcımızın dışarı akmaması lazım. Hı hı. Dikiyoruz şimdi. Bir de bunu mühürleyeceğiz. Yani bu lezzeti içine hapsedecek. Evet. Dışarı akmasın diye. Mühürleyeceğiz. Daha sonra buhara koyacağız. Buharda bir 4,5-5 saat pişecek. Ondan sonra misafirlerimize sunacağız. Evet efendim. Çok güzel gözüküyor. Pişince daha da güzel olacak tabii ki. Çok zor diye düşünüyoruz aslında değil mi? Yani çok evde zor yapımı biraz zor tabii. Genelde bizde bayramlarda falan yapılırdı eskiden. Hmm. Tabii bayramlarda özel günlerde yapılırdı. Ama şimdi tabii her gün biz yapıyoruz bunu.
kaburgada olmamızı doldurduk. Dikme işlemini gerçekleştirdik. Ustamız şimdi onu tencereye alacak ve buharda pişmesi için fırına yollayacağız. Fırın için hazırladık ama fırına göndermeden önce tenceremizi bekliyoruz. Tencereyi beklerken ustam birazcık bize kendinizden bahsedin. Bu işi yaparken en çok sevdiğiniz yemek hangisi? Mardin'e gittiğinizde anneniz oradaysa en çok hangi yemeği yapmaktan ve yemekten zevk alırsınız? Size bunlardan bahsedin. Evet, tabii. Genelde bizde semgüsek, Tabii semgüsek oluyor. Kapalı pide, güvecimiz çok tabii, güzel. Kaburga dolması, bu tarz yemekler tabii şey yapıyoruz. Bizim mutfağımızda genelde et ağırlıklı. Oh, ne güzel. Gördüğünüz gibi etin içine bile et koyuyoruz. Evet, o da çok bu garip. Şekilde, yani evet. Neden et koyduk gerçekten? Ya lezzet veriyor. Daha fazla lezzet, lezzet oluyor. Bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Biz dikme işlemini gerçekleştirdik. Tenceremizi alabiliriz o zaman. Gidelim fırınımıza atalım. Tabii efendim. Şimdi kesiyoruz herhalde. İpimizi, fazlalık ipimizi kesiyoruz. Kesiyoruz. Ve gidiyoruz tencereye doğru. Çıkardık. 15 dakika kızarmasına fırsat verdik. Ustam harika bir şekilde üstünü kızarttı. Ama dedik ki Sevile Hanım, madem buraya kadar geldiniz, buranın bir geleneği var. Size harika bir sunum gerçekleştirmek istiyoruz. Ustam o kadar heyecanlıyım ki ne yapacağız? Evet, şimdi size Alevi şovumuzu yapacağız. Haydi başlayalım. Oo, misafirlerimize başla. Tıpkı yaptığımız gibi size de özel hazırlamış olduğumuz kaburgamızı böyle sunacağız efendim. Şimdi bu kaburgamız yaklaşık 4,5-5 saat pişti. Evet, 5 saattir buradayız pişti, arkadaşlar. Şimdi en güzel bir şekilde sunacağız misafirlerimize. Şöyle evet, onu çok merak gördüğünüz ediyorum. Gördüğünüz gibi... Of. Ustam şu kemiği kaldırmak istiyorum ben ya. Tabii, kaldırayım tabii, mı? Tabii. Bakın. Yani şey yapmıyoruz. Harika. Çok güzel şöyle. Pişmiş. Tabii efendim. Şunu da açıyoruz şu şekilde. Böyle. Şunu da alalım. Evet. Uf. Bakın görüyor musunuz? Nasıl kemikler işte. Yani 5 saattir isterseniz. Buradayız. Demek ki değdi ustam, değil tabii mi? Tabii efendim. Tabii en güzel harika şekilde. Harika oldu. Ellerinize sağlık. Şimdi afiyetle sunacağız. Herkes yapsın. Bereketi bol olsun. Evde de hanımlar bunu sabırla yapabilir tabii. Sabahtan yapın, akşama pişsin. Akşama pişer zaten. Çok da zor değil inşallah. Hani böyle el çabukluğuyla çağır çabuk yapabilecekleri bir şey. Zor değil. Biraz maliyetli ama zor değil. Bir kerecikten bir şey evet, olmaz. Tabii. Ustam harika şimdi, görünüyor. 3, 2, 1 şov başlasın. Oo. Harika oldu. Olay budur diyoruz ve misafirlerimize sunuyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Harika bir sunumdan sonra ikinci yemeğimize başlıyoruz. Ustam çok güzel bir Mardin usulü eritme güveç yapıyor. Buranın çok sevilen ve çok tüketilen bir ürünü. Hem yapalım hem doğrama tekniklerini gösterecek bu arada. Artı parantez onu da iletmek istiyoruz tabii ki. Ustam güveçte neler kullanacağız, nasıl yapacağız ve ne kadar önünde kalacak? Önce malzememizden başlayalım. Başlayalım efendim. Evet. Eritme güvecimizde. Hiç normal yağ falan koymuyoruz. Bu özel döş yağı, kuyruk tamam. Döş yağı karışık. Bundan atıyoruz içine. Hı hı. Ondan sonra etimiz dana eti olacak. Çünkü kuzu eti olursa içinde dağılır, parçalanır, kaybolur. Tabii. Bu çok önemli bir detay. Kuzu eti kullanmıyoruz, dana eti kullanıyoruz. Çok fazla pişeceği tabii. için dağılmasını istemiyoruz. Dağılmasın. O şekilde tamak tadımıza şey olmasın, ağzımıza gelsin. Daha sonra karabiber koyuyoruz, sarımsak koyuyoruz, işte domates, soğan, patlıcan az miktarda acı vermeyecek şekilde biberlerimizi koyuyoruz ve
fırına veriyoruz. Bu da yaklaşık 3-4 saat pişiyor. Sabırla beklememiz lazım. O zaman Ondan sonra başlıyoruz. Hadi ailesiyle bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce isterseniz yağımızı dökelim. Yağımızı döküyoruz dibine, seriyoruz. Evet. Yayıyoruz onu. Evet, göğsümüzün dibine yayıyoruz. Etimizi mi atıyoruz? Eti daha ortaya atacağız. Soymuş patlıcanlarımızı doğrayıp içine atıyoruz. Bıçağın sesini duyuyoruz. Usta olmak böyle bir şey değil mi? Tabii. Yani 30 yılını boşuna vermemiş demek yani ustamız bu işe. Sadece ustamız 30 yılını bu işe vermenin karşılığında bu şekilde harika seslerle, harika şovlarla gerçekleştiriyor. Sadece evet laf olsun diye yapmıyoruz bu işi. Yıllardır. Seviyorsunuz da. Severek yaptığımız için zaten başarılı oluyoruz. Mardin misiniz? Mardin, evet efendim. Kaç yıl Mardin'de kaldınız? Yaklaşık 12 yaşından beri Mardin'den çıktık. Hı-hı. Buradayız, İstanbul'dayız ama gidip geliyoruz tabii her sene Mardin'e, memleketimize gidip geliyoruz. Amacımız yani Mardin'i tanıtmak. Tanıtmak. Dünyaya tanıtmak yani sadece Türkiye'de değil, dünyaya tanıtmak Mardin'i. Misafirleriniz geliyor değil mi yurt tabii, dışından da? Tabii, yurt dışından geliyor. Her taraftan gelen misafirlerimiz var. Çünkü hakikaten güzel ürünler yapıyoruz yani. Güzel lezzetler yapıyoruz. Onun için misafirlerimiz... Mardin mutfağı çok kıymetli bir mutfak, çok kozmopolitik bir mutfak. Her yöreden, her ülkeden insanların buluştuğu bir yer diyebilir miyiz onun tabii için? Tabii ki, tabii ki. Süryanisi var, evet. Türkü var, Kürdü var, Arabı var. Yani bir sürü insan yaşıyor. Onun için hepsinin de ayrı ayrı kültürleri var, lezzetleri var. Bu yemekleri yaptığınızda veya burayı açtığınızda ben Mardin'iyim, yazıyı gördüm, geldim diyen oluyor mu çok? Çok. Değil çok, mi? Çok yiyoruz. Yani etlerimizi de atıyoruz. Atıyoruz etlerimizi de. Bu güveçin en büyük özelliği biz güveçlerimizi yapınca tane tane sebzelerimizin tadına varmak isteriz. Ama bu Mardin usulü güveçte eritme yapıyoruz. Yani sebzeler eriyor, et eriyor değil mi? Tabii. Böyle birbiriyle iyice kaynaşıyor. Daha farklı bir lezzet. Aynen öyle oluyor çünkü içinde malzeme şey olmayacak, etle özdeşecek. Birleşiyor değil mi? Birleşecek ve şimdi çok en farklı son olacak. En son domatesimizi üstüne koyuyoruz. Ustam keserken sesi çok güzel çıkarıyorsunuz, evet. Hızlı hızlı kesiyorsunuz, hiç korkmuyorsunuz da biz ne yapmalıyız bu şekilde kesmek için? Yani yıllarınızı vermeniz lazım. Ama hanımlarımız da, hanımlar ev hanımlarımız da evet. Biliyorsunuz hep mutfaktalar. Annelerimiz, evet, evet, annelerimiz, güzel. Eşlerimiz güzel. Sağ olsunlar yapıyorlar ama ustalarında bir farklı özellikleri var tabii ki. Tabii ki, tabii ki biz de. Burada sürekli bir hareketlilik var. Şu anda müşteriler sağ olsunlar bize incelik gösterdiler, dışarıdalar. Ama sağ olsun Erkan Bey dedi ki biz hem işimizi yaparız hem çekimimizi gerçekleştiririz. Hareket olmasının sebebi o değil mi ustam? Tabii efendim. Tabii yani efendim. Arkada şu ustamız anda hala lahmacunlarını yapıyor, pidelerimiz hazırlanıyor. Çünkü şu burası anda hammalı bir çalışma devam ediyor arka planda. Evet. Biz de burada sizler için hazırladığımız lezzetleri sunuyoruz. Şimdi tuzumuzu atıyoruz. Evet. Belirli bir miktarda. Ondan sonra bu... Karabiber, tane... Tane karabiber kullanmak zor değil mi? Ya zor ama daha güzel bir aroma veriyor. Öyle daha mi? Güzel tamam. Bir lezzet veriyor. Hem beyaz hem siyah karabiber kullanıyoruz. Bunu şimdi folyolayıp fırına vereceğiz efendim. Biz folyolama işlemine geçeceğiz. Tabii. Yalnız şöyle bir şey var. Ustamız folyomuzun arka tarafında yağlı kısmı olan folyodan kullanıyor. Direkt ısıyla temas etmesini istemiyor. Evet, folyolamayı da ben yapayım. Buyurun siz. Belki folyolamayı yapın. Bakalım. Evet, bu şekilde folyoluyoruz. Evet. Herhalde olmuş. Tamamdır. 10 numara oldu. Şimdi fırına gitmeye hazır. Evet. Ustam güveci fırından çıkardı. O kadar evet, güzel enfes, bir koku, duman. Enfes bir şey. Heyecanla bekliyoruz. Çıkardık efendim. Şöyle duman üstünde gördüğünüz gibi. Of. Bakın şöyle eritme nasıl oluyor. İşte bu şekilde oluyor. Ustam çok şöyle güzel oldu. Bakalım efendim erimiş mi? Hakikaten olmuş mu? Erimez mi? Bakar mısınız? Saatlerce fırında pişti bu. 4,5 saat. Şöyle bakın.
Bakın etler dana eti olduğu için böyle duruyor, canlı duruyor çünkü. Evet, harika. Yani bunun tadına doyum olacağımız çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Şimdi Sevilay Hanım bir puan verirsiniz artık bize. Vallahi görüntüden 10 puan aldı. Afiyet şifası. Dumanından yeterli evet, değil mi usta? Evet, efendim. Afiyet olsun. Mardin mutfağının özel yemeklerinden semizek yapacağız. Ustam dedi ki burada harika bir hamur makinesi var. Sevilay Hanım siz hamurdan anlıyorsunuz. Buradan siz açın, bana verin, ben de doldurayım dedi. Ben de heyecanlı bir şekilde ilk defa böyle bir makineyle çalışacağım için çok heyecanlı bir şekilde düğmeye basacağım ve inşallah sizinle buluşacağız. Ustam birazcık sembusekten bahsedelim mi? Sembusek ne demek mesela? Sembusek manası nedir? Kapalı lahmacun anlamına geliyor. Öyle mi? Evet, kapalı. Ama lahmacundan farkı yani eti özel olması lazım. Ne özelliği var etinizin? Yani yağsız, orta yağlı, az yağlı et olacak. Ondan sonra soğan, maydanoz koyuyoruz. Onun dışında bibermiş, domatesmiş vesaire onlar girmiyor. Acı yok. Acı biraz var. Baharatlar var çünkü çeşitli baharatlarımız var. Onları size özel olarak söyleyeceğim. Ben meslek sırrı. Ustam kesinlikle açık vermiyor. Bakmayın böyle rahat rahat konuştuğuna. Her şeyi gizliyor. Çok ısrar ediyoruz. Tabii ki yayının ortalarında, başında konuşuyoruz ve konuştuğumuzda hiç açık vermiyor. Ama rica ettik. Bu özel, önemli bir yemek. Belki hanımlar evde çocuklara yapmak ister deyince, çocuk kelimesini duyunca söylediği o şey o zaman akan sular akan durur. Sular akan sular durur. Bütün şey, bütün triklerini vereceğim. Şeyleri dedi. Vereceğiz artık. Bütün tüyoları vereceğiz. Hamurumuz normal su, tuz, un ve maya ile yaptığımız evet. Dinlenmiş hamur. Bu hamuru neden açmıyoruz? En az 8-10 saat beklemesi gerektiğini söyledi kendileri. Bizim de öyle bir vaktimiz olmadığı için sağ olsun ustamız bize hamurlarımızı hazırladı. Bu hale getirdi. Şimdi makineyi çalıştırıyorum ben. Ve makineden evet. Bakalım yapabilecek miyim hadi ben bakalım. De. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Bekle bismillah. Önce buradan veriyoruz. Önce oradan açıyoruz. Ondan biraz sonra aşağıya. Aşağıdan. Evet, oo, yan çeviriyoruz yan bir de. Çeviriyoruz. Biraz onlayarak tabii. Öyle yoksa mi? Yoksa yapışmıyor. Ustam, evet, oldu yeterli. Mu? Yeterli. 10 numara oldu. Şimdi gerisi bende. Sonra bir tane daha yaparız. Gerisi bende. Tamam ustam. Siz buyurun devam edin. O zaman ben bir tane daha tabii yapayım. Tabii bir tane alıştım. Daha şey yapayım. Bu ustam. Harcımız efendim. Sembusek için hazırladığımız harç. İçinde kıyma bahsettiğimiz gibi, az önce bahsettiğimiz gibi. Kıyma, az yağlı kıyma var. Az yağlı kıyma. Ondan sonra soğan var. Evet. Soğanı da bıçakla çekiyoruz. Makine değil. Makine olduğu zaman acıtıyor. Öyle mi? Tabii acı. O zaman ben de alayım ustam tabii, yapmaya çalışayım. Buyurun siz de şuradan alın. Bir parça koyalım. Şuradan. Biraz daha eliniz bol olsun, cimri olmayın biraz. Tamam. Daha sonra etrafını hı-hı kesiyoruz böylece. Daha sonra kapatıyoruz. Tabii çünkü hiçbir tarafı taşmaması lazım. Boşluk kalmayacak evet şekilde. Buyurun keseyim siz. Mi? Kesin onu. Ya da siz kesin ustam. Tabii, daha tersime efendim gelmesin. Olur siz efendim rahatça kesin. Şu şekilde olur kapattık. Efendim. Evet. Gayet başarılı, güzel kesmişsiniz. Ustam biz Çerkeziz siz ve sürekli duvaka belli dediğimiz hamurumuz var ve bu şekilde evet yapıyoruz oldu, biz bunu. Güzel. Sembuseklerimizi de hazırladık. Sembuseklerimiz hazır. Bulamaç süreceğiz. Bulamaçımız nedir ustam? Bulamacımız yumurtanın sarısı evet ve yoğurt. Yumurta sarısı ve yoğurttan evet bir harç hazırlıyoruz. Bir bulamaç. Sembuseklerimizin üzerine sürüp kızarmasını bekleyeceğiz. Kızarmasına yardımcı olacak değil mi? Susam ve çörek otu da atacağız. Öyle mi? Tabii. Aa, tabii çok tabii güzel. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Şimdi fırına veriyoruz. Tamam. Pişireceğiz. Misafirlerimize sunacağız. Afiyet olsun diyeceğiz. Ustam biz bunu yapıyoruz evlerimizde yaparken. Diyelim ki böyle bir fırınımız yok. Evet. Normal fırınlarda kaç derecede pişirebiliriz? Normal fırında 200 derecede 200 olur. 200 tabii derecede. Fırını biraz ısıtacağız öncesinde. Bir yarım evet saat, bir saat öncesinde ısıtacağız. Hamurumuzu yapacağız, dinlendireceğiz. Hamurumuzu bir daha tekrarlayalım mı hanımlarımız için? Hamurumuz un olacak, tuz olacak, maya. Az bir şey de şeker kızarması için. Hmm. Çok az bir şey de şeker atalım. Ondan sonra ılık suyla yapalım. Ilık suyun içine mayamızı eritiyoruz. İçine bir tabii parça şeker atıyoruz. Hı. Ondan sonra ununu ekliyoruz. Üzerine tuzumuzu ekliyoruz.
hafif kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapıyoruz. Ve yarım saat hamurumuzu bekletiyoruz. Mayalanan hamurumuzdan küçük parçalar ayırıyoruz. Ufak ufak yuvarlaklar açıyoruz. İçine hazırladığımız harcı koyuyoruz. Harcımıza gelince de harcımızın içinde orta yağlı kıyma koyuyoruz. Soğan, maydanoz. Yeni bahar, baharat olarak yeni bahar koyuyoruz. Karabiber koyuyoruz ve pul biber koyuyoruz içine. Biraz da salça, domates salçası koyuyoruz. Ev yapımı domates salçası koyuyoruz. Biz ne kadar yemek yaptıysak muhakkak yeni bahar ekledik. Yani Mardin'e özel bir şey mi? Mardin mutfağına özgü olmazsa olmaz. Evet. Mardin mutfağının en güzel özelliklerinden biri de izne gittiğimizde getirdiğimiz o mavi badem şekeri. Badem şekeri. Badem ne çok özelliği için, var? Badem çok olduğu için bizim bademiniz bölgede. Çok, tabii değil mi? Badem çok olduğu için hemen hemen farkındaysanız kaburganın içine evet, her şeye kaburga kullanmış. Tabii onun için badem kıymetli evet. Bizim için. Mardin şeker deyince, oradan geliyor. O zaman tabii. Mardin deyince tabii. Mavi badem şekeri diyoruz. Evet, on numara. Sağ olsun bize de ikram ettiler. Mardin'e özel kahveniz var mı? Mardin'e özel kahvemiz de var. Nedir ismi? Bu 7 karışım diyoruz. 7 karışım. Biz bu kıymetli kahvenin tadına bakmayı istiyoruz. Ben çok beğenmiştim zaten tatlımda. 7 tane baharatla yapılan, bizim içtiğimiz kahveden çok farklı ama çok harika bir rahiyası olan güzel bir kahve. Evet. Bunun yanında o mavi badem şekerleri badem ikram ediliyor. Evet. Sembuseklerimiz ne durumda acaba? Çok merak ediyorum. Unutmayalım. Evet, sembuseklerimiz iyi hatırlattınız. Yanıyorlar mıydı yoksa ustam? Yok, sembusekler hemen hemen hazır diyelim. Of, çok güzeller. Evet. Şimdi yağ süreceğiz. Ha öyle tereyağıyla, mi? Tereyağıyla tamam. Tabii yumuşatacağız bunları. Şimdi tereyağıyla yumuşatıyoruz ve lezzetlendiriyoruz sembuseklerimizi. Ustam harika görünüyorlar. Ne yapacağız şimdi? Şimdi asıl lezzetin tadına varacağız şimdi. Bakacağız nasıl olmuş. Önce siz karar vereceksiniz. Bakar mısın söyle. Uf çok güzel. Dumanı üstünde böyle. Sembuseklerimiz hazır. Mardin'e gittiğimizde bunu muhakkak yiyeceğiz değil mi ustam? Mutlaka bunları denemeniz lazım Mardin'de. Yani övünmek gibi olmasın. Mardin'den daha iyi yapıyoruz yani. Öyle mi? Tabii. Afiyet şifa olsun. Ustam bize sembusek yaptı. Ama sembuseğin yanında tahin getirmişsiniz. Onu da kullanalım. Harika bir hamurumuz var dedi. Burada arada hafta sonları yaptıkları tahinli pideyi sunmak istedi bize. Evet, tatlı tahinli pide. Tahinli pidemiz var. Bu Mardin yöresine ait değil ama burada çok talep gören, çok istenen bir ürün değil mi ustam? Evet efendim, aynen o şekilde. Biz o yüzden size güzel bir tahin getirdik. Onu kullanmanızı rica Şimdi ediyoruz. Şimdi bakacağız. Kullanmadan bir şey diyemeyiz. Evet. Öyle mi? Tabii. Tamam o zaman. Mayalı hamurumuz, aynı mayalı hamurumuzdan. Sembusek'te yaptığımız hamurumuzun aynısını kullanıyoruz. Ustam bir parça hamurumuzu böyle oval tabii, şekilde açtı. Pide hamuru pide yapmak için. Pide hamurundan yaptık. Yanlarını birazcık kıvırdık. Evet, taşmasın. Bir tane burada bana yaptı, bir tane de kendine yaptı. Evet efendim. Şimdi ne yapacağız ustam? Şimdi tahinimizi dökeceğiz. Tamam, biz size tahinimizden ikram edelim o zaman. Tabii. Bu güzel tahinimizden. Onu karıştıralım efendim. Evet, böyle. Karıştıralım mı? Tabii biraz karıştıralım. Tamam ustam. Dibine bir şey olmasın diye. Buraya boşaltalım. Diye. Evet. İsterseniz direkt buradan mı koysak ustam? Tabii direkt. Daha mı kolay olur bizim için? Yani ben vereyim. Tamam, şöyle. Evet. Çok. Bir tane daha vereyim biraz mi? Daha, biraz tamam. Daha, biraz bol, biz bol, bol olsun, seviyoruz bol biraz. Bol seviyorsunuz, evet. Evet, tamam. Tamamdır ustam. Şimdi şöyle bir yayıyoruz. Yayıyoruz efendim. Etrafını da yumurtanın sarısıyla şekillendireceğiz. Böyle güzel kızarması için. Ustam isterseniz tatlı şeyi olarak pekmez ekleyelim mi üstüne? Ne olabilir dersiniz? Olabilir efendim, olabilir. Biz size çok güzel bir de pekmez tabii, getirdik. Tabii, şeker tabii. Koymayalım, pekmezimizi şeker yok, kullanalım. Şeker tamam. Kullanmıyoruz zaten. Tamam, harika o zaman. Buraya birazcık pekmezimizden ekleyelim tabii. İsterseniz. Buyurun ustam siz bunu. Şeker yerine pekmez ekleyeceğiz. Aynen öyle. Şimdi bunu da her tarafa dağıtacak şekilde karıştırıyoruz. Çok güzel oldu. Susamından ekleyeceğiz değil mi ustam? Tabii. Buyurun. Bu şekilde de yapıyoruz.
Ustam çok güzel gözüküyor. Dediğimiz kokusu çok güzel. Bol malzemeli seviyoruz. Evet. Şimdi yumurtanın sarısıyla yumurta sarımız var. Evet, etrafını şey yapıyoruz. Sürüyoruz hem etrafına. Parlayacak hem de çıtırlık verecek de değil mi ustam? Çıtır çıtır olacak. Çok güzel gözüküyor. Bu lezzetleri birazdan harika bir sofrada, harika bir şekilde lezzetin tadına bakacağız. Tadına, ustam çok güzel bir sofra hazırladı bakacağız. Bize. Atıyoruz şimdi pidemizi. Fırına bir tane tahini koydu ama hamurumuzdan bir parça daha kalmıştı. Sevil Hanım doldurun dedi. Tabii ki ben de çok usta değilim ama ustamın yardımıyla tahinimizi dökelim. Değil mi usta? Sevil Hanım için hazırladığımız pide hamurumuzu şimdi kendisi yapacak. Bakalım nasıl yapacak. Yapabilir mi dersiniz? Bakacağız. Ben de bakacağım. Biz de göreceğiz hep evet. Beraber. Aa, çok güzel oldu. Ama pişti pidemiz. Altı çok yani. Güzel. Biz tahinli pidemizi fırından çıkardık. Sıcak sıcak servis edeceğiz. Ustam bizde pideyi yaparken Mardin'in ünlü kahvesinden bahsetmişti. 7 baharatlı, mavi, badem şekerli ikram edilen kahveden yapacağız size dedi. Sağ olsun. Biz onu istiyorduk. Tabii ki içelim istedik ama ben mırranın tadını çok merak ettiğimi söyleyince ustam sağ olsun bize biraz mırra yapayım mıra o zaman. Yapalım onun tadına dedik bakın size. Dedi. Evet. Yaklaşık 3-4 saat bu kıvamı buluyor pişene kadar. Tabii böyle pekmezimsi bir aynen, kıvam bulacak. Aynen değişik bir kıvam. Ve tek seferde içmeniz lazım. Bir de Sevil Hanım bunun bir hikayesi var biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum çok merak ediyorum. Bunun hikayesi biliyorsunuz fincanı yere koymayacaksınız. Ha, evet hep elimdeydi fark ettiyseniz. Fincanı yere koyduğunuz zaman ceza yiyorsunuz. Öyle ceza mi? De içine çeyrek altın koyuyorsunuz tabii. Gitti. Aklınıza bulunsun. Ama ben bilerek yapmadım. Ama evet. Hep elimde tuttum. Çok kibar, çok güzel bir evet. Fincan. Mırra fincanımız da çok güzel. Hiç koymadım ustam ben. O zaman kazanırız. Yırttım. Biz harika lezzetler yaptık. Mutfağımızdan yukarı çıktık ve bu güzel sofrayla karşılaştık. Sağ olsun Erkam ustam harika bir sofra hazırlatmış bizim için. Çok güzel Mardin usulü güveçimiz eritme var. Güveçimiz. Kavurga dolmamız, sembüseğimiz ve tahinli pidemiz efendim. Yeni mahsulümüz. Bu da lebeni çorbası. Atıştırmalık yemeklerden önce böyle yazın ferahlatır sizi. Evet. Yemekten önce böyle ferahlıyorsunuz. Soğuk çorbamız. Çiğ köftemiz var. Tabii çiğ köfte mezelerimiz var. Mezelerimiz çok fazla. Efendim, çok zaten. Güzel bir sofra evet. Hazırlandı bizim için burada. Çok güzel de yemekler yaptık. Mardin'e ait çok lezzetli tarifler, harika lezzetler. Hepsini bugün inşallah burada yaptık Erkan Ustam'la yaptık birlikte. Yaptık hepsini. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi ki bizi ederiz. Davet ettiniz. Hoş İyi geldiniz. Ki geldik. İyi ki de bunları yaptık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Afiyet şifa olsun. Teşekkürler. Allah razı Tüm olsun. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz onlar için. Bu yöresel lezzetleri burada misafirimize sunuyoruz. İnşallah biz de şimdi tatacağız. İnşallah. Haftaya başka bir mutfakta, başka bir restoranda ya da başka bir evin mutfağında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.